Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Ala Resulina Muhammedin salavat. 12. rica. Bir zaman Isparta vilayetinin Barla nahiyesinde Nefi namı altında, sürgün namı altında, işkenceli bir esarette, yalnız ve kimsesiz bir köyde ihtilattan, yani insanlarla konuşmaktan, hasbihal etmekten, haberleşmekten men edilmiş bir vaziyette hem hastalık, hem ihtiyarlık, hem hastalık, hem ihtiyarlık, hem de gurbet içinde gayet perişan bir haldeyken Cenab-ı Hak kemal-i merhametinden Kur'an-ı Hakim'in nüktelerini, sırlarına dair benim için medar-ı teselli bir nur ihsan etmişti. Onunla o acı, elim, hazin vaziyetimi unutmaya çalışıyordum. Vatanıma, ahbabıma, akrabalarıma unutabiliyordum. Akrabalarımı unutabiliyordum. Fakat va hasreta, birisini unutamıyordum. O da hem biraderzadem, hem manevi evladım, hem en fedakar talebem, hem en cesur bir arkadaşım olan merhum Abdurrahman. Abdülmecid üstadın kardeşidir. Abdülmecid Nursi. Konya'ya Mevlana Hazretleri'nin türbesine giderseniz onun yanındaki kabristanda hemen kapıdan girince yazar Abdülmecid Nursi'nin kabri diye. Onun için çok büyük alimler, Abdülmecid Nursi için, üstadın küçük kardeşi için çok büyük alimler, dünya böyle bir alim görmedi notu göndermişler cenazesinde, vefatında. O zat için, yani üstad için değil. Dünya böyle bir alim görmedi. Çok yüksek ilmi, çok büyük ilmi varmış. O Konya'dadır. Giderseniz, ziyaret ederseniz. Abdurrahman abi de oğlu. Biraderzadesi yani. Şuradan bakalım. Genç yaşta ölüyordu ama. Evet. 25'li yaşlarında. Aslında Barla layıkasında okusak orayı, ama çok açar orayı. Hatta Üstad Hazretleri orada okumuş gibi olalım. Okurken dersin içinde Fatiha veriyor. Abdurrahman abinin ruhuna El Fatiha. Üstad orada Fatiha verip devam ettiriyor ya. Sadece ona yapıyor mesela. Şeyin içinde, dersin içinde. Okuyalım, devam edelim şimdi. Tekrar alalım o cümleyi. Fakat va hasreta, birisini unutamıyordum. O da, yani üstad çok sıkıntılı, zor durumlarda, başına gelmedik yok. Akrabalar, her şeyi unutmuş. Kur'an'ın sırlarını Cenab-ı Hak üstad açmış. Onunla teselli etmiş kendini. Fakat birisini unutamıyordum. O da hem biraderzadem, hem manevi evladım. Yani annesi babası var halbuki. Onları unutamaması lazım. Kardeşleri var üstadın. Bacısı var yani, hemşiresi var. Ama işte o Abdülmecid abi var. O değil de Abdurrahman'ı unutamıyordum. Niçin? Hem manevi evladım, hem biraderzadem, hem en fedakar talebem, hem cesur bir arkadaşım olan o merhum Abdurrahman idi. 6-7 sene evvel benden ayrılmıştı. Ne o benim yerimi biliyor ki yardıma koşsun, teselli versin, ve ne de ben onun vaziyetini biliyordum ki onunla muhabere edeyim, haberleşeyim, dertleşeyim, konuşayım. Benim bu ihtiyarlık vaziyetim zamanında yanımda öyle fedakar, sadık birisi bana lazımdı. Sonra birden birisi bana bir mektup verdi. Mektubu açtım, gördüm ki Abdurrahman'ın mahiyetini tam gösterir bir tarzda bir mektup ki o mektubun bir kısmı 27. mektubun fıkraları içinde 3 zahir kerameti gösterir bir tarzda derc edilmiştir. O mektup beni çok ağlattırmış ve el anda, yani aklıma geldikçe de ağlattırıyor. Merhum Abdurrahman o mektupta pek ciddi ve samimi bir surette dünyanın ezvakından nefret ettiği gibi o ihtiyarlığımda bana hizmet etmekti. Dünyanın ezvakından nefret ettiğini ve en büyük maksat da bana yetişip küçüklüğünde benim ona baktığım gibi O da ihtiyarlığında bana hizmet etmekti. Hem dünyada benim hakiki vazifem olan neşr-i esrar Kur'aniye'de muktedir kalemiyle bana yardım etmekti. Hatta mektubunda yazıyordu. 20-30 Risale'yi bana gönder. Her birisinden 20-30 nüsha yazıp yazdıracağım diyordu. O mektup bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümit verdi. Yani demek ki Üstad'a Cenab-ı Hak bir yardımcı göndermiş. O yardımcı mahiyetini Üstad'a Cenab-ı Hakk'ın gereği Üstad teselli arıyor ondan. O mektupta bana bir teselli verdi. O mektup bana dünyaya karşı kuvvetli bir ümit verdi. Daha derecesinde zekaya malik ve hakiki evladın çok fevkinde sadakat ve irtibatla bana hizmet edecek böyle bir cesur talebemi buldum diye o işkenceli esareti, o kimsesizliği, o gurbeti, o ihtiyarlığı unuttum. O mektuptan evvel imanı billah, imanı bil ahiret, yani ahirete, Allah'a, imana dair tab ettirdiğim 10. sözün bir nüshası eline geçmişti. Güya o risalede ona bir tilyak idi. 6-7 sene zarfında aldığı bütün manevi yaralarını tedavi etti. Gayet kuvvetli ve parlak bir iman ile ecelini bekliyor gibi bana o mektubunda yazmış. 1-2 ay sonra Abdurrahman'ın vasıtasıyla yine mesudane bir hayat dünyaya geçirmek tasavvurundayken vah hasret ha, onun vefat haberini aldım. Çok acayip değil mi? Mesela Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı da insan düşünüyor. Bak, yanında hiç kimseyi bırakmıyor değil mi Cenab-ı Hak? Efendimiz kime dayanıyor? Kime yaslanacak? Vefat ediyor, alıyor. Büyük zatlar da böyle. Bak, tam diyor, tamam. Abdurrahman geldi. İhtiyarlığım da yanımda olacak. Neşrem var Kur'an'da, bana bir halife olacak. Hizmet edecek. Cesur, çok zeki, fevkalade bir zat. Tam bir teselli buluyor. El an bir mektup daha geldi. Abdurrahman'ın vefat haberini aldım. Bu haber o derece beni sarstı ki 5 senedir daha o tesir altındayım. Yani ölüm acayip değil mi? Bediüzzaman gibi bir zat 5 senedir onun ölümünün tesiri altındayım. O vakit bulunduğum işkenceli esaret ve yalnızlık ve gurbet ve ihtiyarlık ve hastalığın 10 derece onların fevkinde bana bir firkat, bir rikkat, bir hüzün verdi. Benim merhume validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısının vefat etmesiyle, bakın. Demek insanın annesinin vefatıyla, bizim Allah rahmet eylesin valide vefatını ben buraya çok okudum. Eltesel. İnsanın annesi vefat ederse dünyasının yarısı vefat eder. Kalan yarısı da kendi vefattır. Benim merhume validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısı onun vefatıyla vefat etmiş diyordum. Abdurrahman'ın vefatıyla da baki kalan öteki dünyamda vefat etti gördüm. Yani demek insanın bir şefkatle ona muamele edecek yari var ki o annesidir. Bir de dostu var. İkisidir insanı hayata bağlayan. Bunlar öyle anlaşılan ifadeler yani. Şimdi anne gidince, İnsan annesi gidince hakikaten dünyanın yarısı gidiyor. Kalan yarısı da dosttur. Mesela bu dostu hanım olarak da anlamış. Çünkü hanımlar da insana dosttur. Veya hakikaten dünyevi bir arkadaş, dost. Dünyeviden maksat uhrevi. Dünyada yaşayan ama uhrevi, ahiretliyim diyor ya bazı insanlar. Ben çok duymuşum mesela, adam adama ahiretliyim diyor. Halbuki ahiretlik hiçbir alakaları yok da. Ahiretlik olmak için dava arkadaşı olmak lazım. Ahiret kardeşim, ahiret abim, ahiret dostum diyebilmen için bir davanızın olması lazım. Aynı payda ahiret olması lazım. O zaman onunla dost olursun. Yoksa dünyevi arkadaşla ahiretliyim, cennette de seninle beraber olacağım falan, onların hepsi hikaye, hiçbir şey olmaz. Beraber olamazsınız. İnşallah cehennemde beraber olmazsınız yani. Tabii öyle olur o işler yani. Çünkü payda ahiret olmazsa biraz daha zor olur. Evet. Şöyle. Benim merhume validemin vefatıyla hususi dünyamın yarısını onun vefatıyla vefat etmiş diyordum. Abdurrahman'ın vefatıyla da baki kalan öteki yarı dünyamda vefat etti gördüm. Dünyadan bütün alakam kesildi. Çünkü o dünyada kalsaydı hem dünyadaki vazife-i uhreviyemin kuvvetli bir medarı ve benden sonra tam yerimi geçecek bir hayrül halef, hayırlı bir devam ettirici, nesli devam ettirici veya onun vazifesini baki kalan kısmını ikmal etmek için hem de bu dünyada en fedakar bir medarı teselli bir arkadaşım olabilirdi. Ve en zeki bir talebem, bir muhatap ve Risale-i Nur eczalarının en emin bir sahibi ve muhafızı olurdu. Evet, insaniyet itibariyle böyle bir zayiat benim gibi insanlara çok hırkatlidir, yandırıyor. Yani dayanamaz. Üstad Hazretleri ne için üzülüyormuş? Abdurrahman abi, üstadın yerine bu hizmeti devam ettirecek ümidinde üstad. Çok zeki, üstadın talebeliğini yapmış. Yani üstada talebe olmuş çocukluğunda, gençliğinde. Belli bir seviye kazanmış. Üstad diyor hem bana hizmet eder. Çünkü mesela örnek veriyorum, bizim Allah selamet olsun, bizim Nuri abimin oğlu, biraderzadem yani. Bizim yanımızda kalıyordu. Kavga dövüş, birbirimizi idare ediyorduk. Yeğenin ya sen, ona diyebiliyordun, o seni idare ediyordu. Bak, ama öbür adamı öyle yapamıyorsun ki. O da sana öyle davranmıyor zaten. Bir şey söylesen, bir takılsan belki ailesi yanlış anlayacak veya ya ben sen, ama öbürü eti de bizim, kemiği de bizim, her şey de bizim. Bak, bir şey olmuyor. Çok kıymetli onun için. Bir farkı var yani. Diğer insan. Üstad Hazretleri de zillete girmeyi kabul etmediği için normalde üstad biliyorsunuz hayatı boyunca hiç kimse zillete, ama yeğen olduğu için üstada hizmet etse zillet olmaz orada. Üstad diyor yani ihtiyarlığım da benim yanımda olur diye ümit ediyordum. Evet. Dünyadan bütün alakam kesildi. Evet. Hem dünyadaki vazife-i uhrevim kuvvetli bir medarı ve benden sonra yerime geçecek tam bir hayrül halef, hem de bu dünyada en fedakar bir medarı teselli, hem de bir arkadaşım olabilirdi. Ve en zeki bir talebem ve en iyi bir muhatap ve Risale-i Nur eczalarının en emir bir sahibi ve muhafızı olabilirdi. Evet, insaniyet itibariyle böyle bir zayiat benim gibi insanlara çok hırkatlidir, yandırıyor. Yeğenim olduğu için değil de insanlık namına büyük bir kayıptır böyle insanların vefatı. Öyle oluyor ya mesela, bazı insanlar vefat ediyor. Çok büyük bir insan ve kıymetli bir insan. İnsanlığın medarı şerefi oluyor. O gibi adamların vefat etmesi, ölümü ne diyorsun? İnsanlığın kaybıdır bu. Öyle insan, üstadın da öyle bir talebesinin vefatı bir cihette adeta insanlığın kaybı gibi olmuş oluyor. Evet, şimdi bir yere bağlayacak üstadımız burayı. Yani hani İhtiyarlar Risalesi'nde hep bir olgudan bahsediyor, yaşantıdan, vukuattan. Sonra onu Kur'an'ın nuruyla tedavi ediyor. Şimdi ne var? Üstad perişan bir halde. Bir güvendiği adam vardı. Abdurrahman, o da vefat etti genç yaşta. Kaldı yalnız. Bakalım. O zaman Barla derelerinde yalnız gidip geziyordum. Ağlıyordum. Hali yerlerde oturup yalnız başıma o teessürat hazine içinde eski zamanda Abdurrahman gibi sadık talebelerle geçirdiğim mesudane hayat levhalarını sinema gibi hayalimden geçirdikçe ihtiyarlık ve gurbetin verdiği sürati teessür mukavemetimi kırıyordu. Birden küllü şeyin halikun illa vechehu lehul hukmu ve ileyhi turcaun ayetinin bir sırrı inkişaf etti. Nerede anlatılır bu Risale-i Nur'da? 3. Lem'a. Küllü şeyin halikun illa vechehu lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Bizim anladığımız manası bu ayet-i kerimenin, her şey her yönüyle, her veçhiyle helak olacaktır. Yalnız Cenab-ı Hakk'a ait manalar müstesna. Dostumuz var. Dostumuzla birçok şeyi hatırlamayacağız. Dünyevi yaptığımız işleri. Ama Allah rızası için samimiyetle olan şeyleri hatırlayacağız. Hatırımızda kalacak. Unutmayacağız o anları. Çünkü helak olmayacak ki. Her şey her yönüyle fenaya gidecek. Hani bazen diyoruz ya cenazelerde falan, o küllü nefsin zayigatül mevt ayet-i kerimesini müftü efendiler, hoca efendiler anlatıyor. Geçen de biz büyük bir cenazeye katıldık. Adam mesela müftü aynı ifade. 2 tane müftü çıkıyor. İkisi de aynı şeyi söylüyor. Diyor ki her canlı ölümü tadacaktır. Ulan Allah'tan kork. Orada nerede canlı yazıyor? Küllü nefsin zayigatül mevt ayet-i kerimesinin neresinde canlı? Küllü hayyim zayigatül mevt derdi ya. Her canlı ölümü, öyle bir şey demiyor ya. Her nefis diyor. Nefis ne demek? yaratılmış her şey bir nefistir. Yani şu kitabın yaprağı da helak olacak kıyamette. Anladın mı? Şu perde, şu taş, duvar, ışık, ne gördüysen hepsini yok edecek Cenab-ı Hak. Küllü şeyin helikun illa veçe. Her canlı ölümü tadacaktır deyince, ya ben öleceğim ama malım kalacak diyor adam. Anladın mı? Canlılar ölecek. Hayır öyle değil. Senin malın da ölecek. Makamın da ölecek. Mevkin de ölecek. Hepsi ölecek. Ne varsa bak. Küllü şeyin helikun helik. Helak olmak yani. Helikun illa vechehu. Her yönüyle helak olacak. Lehul hukmu ve ileyhi turcaun. Yalnız Allah'a ait manalar müstesna. Ayetinin kutsi bir sırrı inkişaf etti. Şimdi üstad etrafındakilerin öldürmesine üzülüyor. Annesi vefat etmiş. Güvendiği vefat etmiş. Herkes gidiyor. Bak orada yakan bir anda Kur'an'dan bir ayet imdadıma geldi. O ayetin sırrı inkişaf etti. Bana ya baki entel baki ya baki entel baki dedirtti. Onunla yüksek hakiki bir teselli verdi. Evet ben o hali derede, o hazin halette, bu ayeti azimenin o hali derede değil mi? Bak. Dereyi geçen Barla'ya gittiğimizde gösterdim. Yürüdük ya içinde. Orası işte o dere. Bizim dershanenin sağ tarafta kalan bir derin bir dere var ya böyle gidiyor. Orasıdır o dere yani. O yüzden oralarda yürüyor yani. Ben o derede, o hali derede, yalnız kimsesiz derede, o hazin, hüzünlü halette bu ayeti kutsiyenin sırrıyla Mirkatü's-Sünne Risalesi'nde işaret edildiği gibi kendimi üç büyük cenaze başında gördüm. Her şey, her veçhiyle helak olacak. Üç cenaze var. Nedir bu üç cenaze? Bakalım. Biri 55 yaşıma kadar, 55 ölmüş demek üstad burayı yazdığında 55 yaşında. Şimdi 55 çok yaşlı bir yaş değil değil mi aslında? Yaşlı mıdır 55 yani? Kaç yaşındasın Hasan abi? 51. Hasan abi yaşlı mı? Değil. Bak ama üstad 55 yaşındayken düşündüğü, içine girdiği duygulara bakar mısın? Veya işte mesela o Ankara Kalesi meselesi de vardı ya. Orada kaç yaşında? 45. Yani o nasıl anlatıyor mesela? Sanki 90-100 yaşında işi bitmiş bir adam gibi anlatıyor kendini. Yani ne? Mutu kable ente mutu. Ne demek? Ölüm gelmeden evvel ölünüz. Mutu ente kable temutu. Ölüm gelmeden ölünüz. İhtiyarlık gelmeden ihtiyarlanınız. Hastalık gelmeden hastaymış gibi muamele ediniz. Kabre girmeden kabirde hesap verecekmiş gibi yaşayınız. İşte bu sırların anlaşılması lazım insanlığa. Bak bu ayet kutsiyenin sırrıyla Mirkatü's-Sünne Risalesi'nde işaret edilen üç büyük cenaze başında kendimi gördüm. Biri 55 yaşıma kadar 55 ölmüş ve hayatı ömrümde defnedilmiş şahitleri kabri üstünde bir mezar taşı olarak kendimi gördüm. Değil mi? Her senemiz ölüyor ya. Her bir sene tak tak atıyor. Hani şey var ya, bazı böyle animasyonlar yapıyorlar ya. Takvimin yaprakları gidiyor 1, 2, 3, 5. Kapanıp gidiyor. Yani mesela şimdi 2021 işte benim 31-32 yaşım mesela. Bir yaprak daha kapanacak. Ne Ocak'ta bir yeni yaprak daha açılacak. Herkes öyle değil mi? Öldü. O zaman 31 tane ölmüşüm ben. 30 tane ölmüşüm ben. Ve şu anda gördüğünüz de 31 tane ölmüş Ali Osman'ın başındaki mezar taşıdır. 32.'si çünkü. Anlatabildim mi? Evet. İkinci cenaze. Yani birinci benim diyor. Küllü şeyin helikün illa veçha. Her şey her yönle helak ol. Birinci benim, tamam. İkinci, zaman-ı Adem'den beri benim hem cinsim ve nev'im vefat edip mazi kabristanına defnedilmiş olan büyük cenazenin başında bir mezar taşı hükmünde bu asrın yüzünde gezer bir karınca gibi küçük bir zihayat suretinde kendimi gördüm. Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar bizden önce yüzlerce, binlerce, milyarlarca insanlar vefat etmiş gitmiş. Onların vefatını da hissediyor. Küçük bir karınca gibi kendimi bu asrın üstünde suret olarak gördüm. Üçüncü cenaze ise insanlar gibi her sene dünya yüzünde seyyar bir dünyanın vefatıyla. Mesela yaz mevsimi ne oldu? Vefat etti. Sonbahar vefat etmek üzere kış geliyor. Kış doğacak. Kış da baharın vefat edecek. İşte her sene dünya yüzünde seyyar dünyanın vefatıyla büyük dünya bu ayetin sırrıyla vefat edeceğini hayalim önünde tecessüm etti. Küllü şeyin. Her şey her yönüyle helak olacak. O zaman dünya da komple helak olacak. İşte Abdurrahman'ın vefatının hüznünden gelen bu dehşetli manayı bütün aydınlatacak ve hakiki bir teselli, sönmez bir nur verecek ayeti kerime manayı işaresi imdadıma yetişti. Nedir o zaman bu ayet? Bir düşünelim. Biri gidince yerine biri gelecek. فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. Bu ayet Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a ne diyordu? فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللّٰهُ. Habibim, merak etme, hüzünlenme, gamlanma, kederlenme. Eğer senin arkanda dururum, yanında olurum diyenler bir gün senin arkandan çekilir, bir gün senin yanında durmaz. Bu davada seni yalnız bırakırlarsa hüzünlenme, gamlanma, kederlenme. Merak etme, sabret ve onlara de ki Allah sizin yerinize sizden daha ilerini, daha takvalarını, daha amelde ilerilerini sizin yerinize, sizin bedelinize bu davaya gönderir. Ben Rabbime dayanıyorum. Çünkü o Arş-ı Azim'in sahibidir. Bırak insanları, arşın sahibidir. Yani yaratılmış mevcudatın, mahlukatın sahibidir. Seni çeker, yerine başkasını gönderir. Sen olmazsın, başkası olur yani. Anlatabildim mi? Efendimiz'e bu ayet teselli veriyor. Münafıklar Peygamber Efendimiz bıraktığından hazır oluyor bu ayet. Hani savaşa giderken topuklarına basarak kaçtılar diyor ya. Yanındayız ya Resulullah. Kaçmıyor. Mesela bizde de böyledir bu. Biz birçok arkadaşımız, kardeşimiz, dava arkadaşı dediğimiz, inandığımız, güvendiğimiz, onunla hizmete çıktığımız arkadaşlarımız. Bir bakıyorsunuz bazen basit bir hissi bir meselede, nefsi bir meselede takılıyor bir şeye, kaybolup gidiyor. Ne oluyor? Bir düşün bakalım ne oluyor? Bu ayet geliyor imdada, diyor ki efendim canını sıkma. O gider, Allah yerine ondan da. Yeter ki sen vicdanen rahat ol. Yani sen vazifeni hakkıyla yaptın mı? Sen vazifeni hakkıyla yaptınsa üzülme. Merak etme. Allah senin bedeline, onun bedeline bu davaya dahilini gönder. Öyle olmuş. Peygamber Efendimiz vefat etmiş. Kur'an-ı Kerim değil, kitap halinde değil. Yahu Allah'ım bana biraz müsaade, en azından şunu kitap haline getirelim yani hani. Var mı böyle bir şey? Yok. Allah bu davayı herkese yaptırır. Beni alır başkasına yaptırır. Seni alır başkasına yaptırır. Allah'ın kudretine, yani ayette öyle belagat var ki insanların sahibi olan Allah diye bitirmiyor. Arş-ı Azim'in sahibi olur. Taşa da hizmet ettirir Allah isterse diyor. Buluda da hizmet ettirir. Gökyüzündeki yıldıza da hizmet ettirir Allah. Yeter ki Cenab-ı Hak istesin. Şeyde Retülül Kafir, yani Retülül Facir bilmelisin. Ya zalime, facire de Cenab-ı Hak, yani fücura düşmüş bir günahkara da bu dine Cenab-ı Hak hizmet ettirir. Onun için o kudrete meydan okunmaz. Ne dersin? Ya Rabbi bizi bu davada istihdam eyle. Hizmetkar eyle. Geçen pazar İhlas Risalesi dersinde okuduk ya. Omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. Biz layık olduğumuzdan falan değil. Allah merhameten bize koymuş bu davayı. Hediye etmiş. İhsan etmiş. Eğer biz bu meseleleri böyle anlarsak zaten kolaylaşır. Evet. Evet, bu ayet-i azime bildirdi ki madem Cenab-ı Hak var, o her şeye bedeldir. Madem o bakidir, elbette o kafidir. Allah bes, gayri heves diyoruz ya. Madem o bakidir, öyleyse o kafidir, o yeter. Değil mi? Onu bulan neyi kaybeder? Onu kaybeden neyi bulur? Bulsa da başına bela bulur. Hani Mevlana cami diyordu ya. Yalnız biri iste, başkaları istenmeye değmiyor. Yalnız biri çağır, başkaları imdada gelmiyor. Yalnız biri talep et, başkaları layık değiller. Yalnız biri gör, başkaları her vakit görünmüyor. Ya acayip sırlar değil mi? Nam sadak da iyi cami. huvel mahbub, huvel matlub, huvel maksud, huvel ma'bud odur. Ki beraber la ilahe illallah mizaneti alem. Yani her şey onu gösteriyor. Maksat da odur, ma'bud da odur. İnsan Cenab-ı Hakk'ı bulsa zaten başka bir şey değil. Peygamber diyor ya, bir elime ayı verseniz, bir elime güneşi verseniz ben bu davadan dönmem. Nokta istinadı var. Üstad Hazretleri'ne bakıyorsunuz bak. Yalnız, garip, kimsesiz, derelere gidip ağlıyor ama ne oluyor arkasında? Bak. Tek başına. Ya düşünemiyorum. O canlandırsanız da gözünüzde. Çam Dağı'na çıkmış. 3 ay 4 ay. Ya nasıl tek başına bu insan dünyayı oradan meydan okur ya? Ama işte fe'in tevellev, işte o demektir. Allah'a dayan. Fe'in tevellev fekul hasbiyallah. Ve onlara de ki benim dayandığım yere güvenim, itimadım var. Sizin yerinize başkalarını gönderir bu davaya. De, merak etme, sabret. Muazzam bir şey. Yani bir şey söyleyeyim, işte Kur'an'la konuşmaktır bu. Kur'an nasıl teselli veriyor değil mi insana? Ticarette de öyle. Adam size geliyor ticarette, ahlaksız bir teklif yapıyor. Mesela Doğan abi anlatıyor. Ayeti tatbik edeyim. Bir adam geliyor, tabii araç tamiri için bir şirketin satış temsilcisi. Diyor ki, ya abi diyor, bizim diyor çok arabamız var diyor. Biz diyor bu arabayı sana getiririz, bu arabaların hepsini. Ama diyor hani bizi de gör diyor münasip bir lisanla. Ama çok kazanacak. O an bir imtihan oluyor değil mi insan? Yani faturayı biraz fazla yazacaksın, eksik göstereceksin. Bir şey yapacaksın yani, ayarı vereceksin değil mi? Sonra o imtihanda abimiz diyor ki elhamdülillah. Kardeşim senin araban da lazım diye bir şey lazım. Allah'ın başına ben bunu duymamış olayım diyor, adamı gönderiyor. Aradan 1-2 gün geçiyor bak. 1-2 gün geçiyor. O şirketin, fabrikanın patronu, o büyük arabaların sahibinin patronunun arkadaşı buraya geliyor. Ya diyor bize de iyi bir diyor işte servis lazım. Var mı tadı? Ya bizim diyor Doğan var diyor, ona gidelim. Ondan sonra geliyor ki o adam. Diyor ya bizimkiler bulamadılar, bütün arabaları sen yap diyor. Bak. Ne oldu? O rızıkmış gelecekmiş. Ya gayri meşru yoldan kabul etseydin. Harama çanak tutsaydın. Fein tevella fekul hasbiyallah. Yani o adama de ki merak etme. Sen gelmezsen, sen yaptırmazsan Allah bana başka bir rızık gönderir. Her yere tatbik edebilirsiniz. Mesela hocama soracağım şimdi ayet-i kerimeyi. Kanitatin, abidatin, sacidatin ve ebkara. Seyyatin ve ebkara. Öncesi yani Kur'an-ı Kerim Peygamber hanımlarına diyor ki, ne diyor biliyor musunuz? Eğer siz bu Habibi Muhammed'e sahip çıkmazsanız, onun dediklerini yerine getirmezseniz, sizi boşalttırırım, yerine daha güzel, daha hayırlı, daha çok takva, daha çok oruç tutan, daha çok ibadetten, hatta bakire kızlar veririm diyor. Ya, Kur'an böyle tehdit ediyor. Hep böyledir bu işler işte yani. Ona dikkat etmek lazım yani bak. Yani Allah mesela insan hanımıyla da böyle bir sıkıntı yaşıyor. Hanımı onu harama teşvik edecek mesela. İşte mesela ev al diyor, haram yoldan al diyor, krediyle falan. Sen diyorsun ben almam diyorsun. Ne olursa olsun ben Allah rızasını almam. Bak ben sen yardımcı olayım, her şeyine destek ama harama girmem diyor mesela. İşte bu ayet o kadına diyor ki senin yerine daha iyisini gönderirim diyor. Sen çünkü onu diyor Allah'ın yolundan başka bir yola çağırıyor ve davet ediyoruz. Kur'an'la konuşmak, Kur'an'a muhatap olmak, Kur'an'ı anlamak, Kur'an'ı bulunduğum zemine tatbik etmek işte budur. Yani hakikaten bu ayet muazzam. Nerede geçiyor? Bakın çok sırlı bir yerde geçiyor. Nerede? Tevbe. Tevbe suresinin başı besmelesiz. Besmele yok. Besmele'de ne var? Rahmet var, şefkat var, merhamet var. Nasıl başlıyor Tevbe suresi? Ne diyor biliyor musunuz? Bu size Allah ve Resulünün son çağrısıdır ey münafıklar. Tehdit de var. Çok sert başlangıç. Öyle sert. Diyor ki müfessir nizam, besmele ile, rahmetle, şefkatle, merhametle o tehdit yan yana olmayacağı için Onun için besmele yok diyor tevbenin başında. Bak. Bir kısım büyük zatlar, nur talebeleri, Risale-i Nur'u okuyup anlayan üstadın talebeleri mesela, değil mi? Nasıl anlıyorlar o ayet-i kerimeyi? Allah peygamberin merhametini Kur'an'ın sonunda nazara vereceği için kendi şefkat ve merhametini başta göstermiyor. Nasıl gösteriyor? لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ. Tevbe suresinin sonu bu. Münafıkları tehdit ettikten sonra, son daveti, son çağrıyı yaptıktan sonra. Hani diyor ya, tünelden önce son çıkış. Beraatun minallah. Son diyor, son. Hani diyorlar ya, parmak sallamak. Parmak sallıyor yani. Son diyor. Tevbe suresi. Onun için besmele yok. Sonunda ne var besmelenin yerinde? Çünkü aziz, rauf, rahim. Kur'an Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı aziz, rauf, rahim. Allah'ın kendi isimleriyle tarif ediyor. Rahman ve Rahim demiyor da rauf ve rahim diyor. Rahmaniyet, rububiyete baktığından rızık verecek. Peygamber Efendimiz Rahman tabirini kullanmıyor ama Rahim kullanıyor. Niye? Merhametli. Rauf da şefkatli. Size, sizin içinizden sizin gibi bir şefkatli, izzetli, merhametli peygamber gönderdik. Ona tabi olun. Peki olmadınız. Dönüyor peygambere. Onlara hatırlıyoruz. Dönüyor. فَاِنْ تَوَلَّهُ فَقُلْ حَسْبِيَاللّٰهُ. Eğer yine bunlar bu daveti, bu tehdidi duydukları halde, senin merhametin, şefkatin, izlediğini bildikleri halde sana tabi olmazlar, arkandan gelmezler, ittiba etmezler, senin davanı yolda bırakırlarsa onlara de ki ben Allah'a dayanıyorum, o arş-ı azimin sahibidir, sizin yerinize çok daha hayırını gönder. Kur'an'daki mucizeliği anlıyor muyuz? He hocam? Nasıl bir bakış açısı? Mükemmel değil mi? Mükemmel üstü hocam, mükemmel. Ya bak, acayip ya. Okuduğumuz Kur'an bu yani. Bunu anlamamız lazım. Bunu ne zaman anladık, gördük. Yoksa Kur'an-ı Kerim dediğiniz gibi cenaze evlerinde okunur yani. Bir Yasin tebarike teberrüken okunur yani. Ama öyle teberrüken okunan bir mübarek değil ki Kur'an-ı Kerim. Hakikatine bak bak. Üstad Hazretleri o karanlıklar içinde bu ayetlerin onun imdadına gelmesiyle bak nasıl teselli buluyor. Evet. Bu ayet bildirdi ki madem Cenab-ı Hak var, o her şeye bedeldir. Madem o bakidir, o kafidir. Bir tek cilveyi inayeti bütün dünyanın yerini tutar. Bir cilveyi nuru mezkür üç büyük cenazeyi manevi hayat verir. Cenazeler olmadığını, belki vazifelerini bitirmiş başka alemlere gitmiş olduklarını gösteriyor. Üçüncü lemada bu sırrın izahı geçtiğinden ona iktifayen burada yalnız kısacık derim ki küllü şeyin halikun illa veçe ila ahiril aye ayetinin mealini gösteren iki defa ya baki entel baki, ya baki entel baki. Bunu kim söylüyor? Nakşilerin rüesaları söylüyor. Yani Şah-ı Nakşibend gibi, İmam Rabbani gibi zatlar diyor ki bizim yolumuz ya baki entel baki, ya baki entel baki demekten geçer diyor. Yani sen bakisin, yeter. Senin bekan ile her şey ipka bulur, beka bulur. Senin bekanla benim fenam yok olur, bakiye giderim. Onun için Nakşi tarikatının rüesası, reisleri, Şah-ı Nakşibend Hazretleri ve İmam Rabbani Hazretleri gibi zatlar bu virdi günlük kendilerine virdi eskar etmişler. Ya baki entel baki dedim. O beni gayet elim ve hazin haletten kurtardı. Yani Abdurrahman'a güveniyordun, ne oldu? Öldü. Annene güveniyordun, ne oldu? Öldü. Yani yok oldu. Neye güveniyordun? Gençliğine güveniyordun, ne oldu? Öldü. Seneye güveniyordun, ne oldu? Öldü. Maddeye güveniyordun, ne oldu? Öldü. Güne güveniyordun, ne oldu? Öldü. Bak. Saçıma yakışıklığıma güveniyordun, ne oldu? Döküldü. O zaman ne oldu? Bak. Ya baki entel baki. Ey baki, yalnız sen bakisin. Ben ve masiva fanidir. Her şey senin ipkan ile, beka vermen ile vücut bulabilir. Bildiğimden, anladığımdan, o hazin haletten beni kurtar. Şimdi öyle mesela herkesinden mesela babam mesela yalnız kalmış, çocuklar evlenmiş. Misal yalnız değil, elhamdülillah yalnız değil ama hani hanımı vefat etmiş. Ne oluyor? Bak Anne baba vefat etmiş, akraba eş dost vefat etmiş. Kabristan'a gidiyor, birçoğunu tanıyor ama köyün merkezinde gezerken kimseyi tanımıyor. Gençler falan. Ne oluyor bak bu bize? Ya baki entel baki. Sen bakisin, masiva fanidir. Eğer sen beka verirsen her şey beka bulur. Ama senin ipkan, beka vermen olmazsa her şey fenaya mahkumdur. Evet, o hazin haletten beni kurtardı. Birinci defa ya baki entel baki dedim. Dünya ve dünyada Abdurrahman gibi hadsiz alakadar olduğu mahbaplarımın zevalinden ve rabıtalarımın kopmasından neş'et eden hadsiz manevi yaralar içinde bir ameliyat-ı cerrahiye hükmünde nev'inde bir tedavi başladı. Aslında bizim fani olan şeylere olan müptelalığımızı o vefat tedavi etti. Mesela adam zengin, milyarder, milyoner, maddi imkanı çok. Aslında beka hastalığı var adamda. Yani faniye bel bağlamış. Allah o adamı nasıl irşad ve ıslah eder? Genç yaşta onun oğlunu, hanımını yanına alır, tedavi eder işte. Ameliyat-ı cerrahiye başladı diyor. Üstad ameliyat oluyor. Neyle? Güven. Mesela Peygamber Efendimiz doğmadan babası, doğumda hemen annesi, işte dedesi, amcası, sevdikleri amcası, Hazreti Hamza. Kimse kalmıyor ya yanında. Bir kızı Hazreti Fatıma. Onun da 6 ay sonra vefat edeceğini söylüyor. Yanına çağırıyor. Hazreti Ayşe, Fatıma annemiz önce ağlıyor, sonra gülüyor. Ne oldu diyorlar. Bana sır verdi diyor Resulullah diyor. Ben öleceğim dedi. Vazife bitti dedi, ağladım. İlk önce yanıma sen geleceksin dedi, güldüm diyor. Bak her şeyi birebir hissediyor. Düşünebiliyor musun ne kadar büyük ölümleri görüyor Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi işte insan da şimdi bakın bizim genç yaşta bizim gibiler. Çoluğu çocuğu var adamın. Madde güçlü, kuvvetli, imkanlar var. Şimdi masivanın fani olduğu biraz zor değil mi? Yani lafta var da tabii. O hastalığımızın tedavi olması nasıl? Dedemiz vefat ediyor, akrabamız vefat ediyor, birinci derece yakınımız vefat ediyor. Bir süre gidiyor. Mesela bakın bizim bir yakınlarda bir abimizin babası vefat etti. Mesela çok şevkli, çok gayretli. Ne oluyor? Ameliyat-ı cerrahiye başladı. Kaç gün gider? Vallahi bilmiyorum kaç gün gider. Ama çok gitmemiş. Çok gitseydi burada olurdu. Bak anlatabildim mi? Tedavi tam olsaydı, tam idrak etseydi, birinci derece yakının vefatına tam anlasa der ki ya yanlış yapmışız. Biz bundan sonra sürünerek de olsa bu derslere gideceğiz. Bu hakikatleri anlayacağız. Ya işte uzaktan dinlemekle, tekrar dinlemekle falan olmaz. Şu manevi mecliste, manevi ortamda bulunmak lazım. İşte ameliyat-ı cerrahiye dediği bu yani. Hastalıklarımızı Cenab-ı Hak böyle tedavi ediyoruz. Biz ne yapıyoruz? Bel bağlıyoruz maddeye. Evlada, hanıma, çoluğa, çocuğa bel bağlıyor. Allah çocuğunu alıyor senin gencecik yaşta. Başlıyor ameliyat. Anladın mı? Ameliyat dedi o işte. Üstadı nasıl ameliyat etmiş Cenab-ı Hak? Abdurrahman abiyi alıp ameliyat etmiş. İkinci defa ya baki entel baki cümlesi bütün o hadsiz manevi yaralarıma hem merhem hem bir tilyak oldu. Yani sen bakisin. Giden gitsin. Sen yetersin. Madem sen bakisin, zeval bulan her şeye bedel bir cilve-i rahmetin kafidir. Madem sen varsın, senin varlığına iman ile her şey var. Fena ve zeval mevkaden bir perdedir. Bir tazelenmektir. O ayrı ayrı menzillere gezmek hükmündedir diye düşünüp tamamıyla sürurlu, huzurlu, neşeli, mutlu, lezzetli, nurlu, sevimli, ünsiyetli bir halete inkılap etti. Lisanım ve kalbim, belki lisan-ı halle bütün zerradı vücudum, elhamdülillah dediler. İşte o cilve-i rahmetin binden bir gözü şudur ki, ben o hüzüngahım olan dereden, Barla'dan o dereden ve o hüzün engiz haletten Barla'ya döndüm. Baktım ki Kuleönlü Mustafa namında bir genç benden ilmi hale ait yani fıkıh ilimlerine ait abdest ve namaza dair birkaç meseleyi sormak için gelmiş. O vakit misafir kabul etmediğim halde onun ruhundaki ihlas ve ileride Risale-i Nur'a edeceği kıymetler hizmeti güya hissi kablel vuku ile ruhum o gencin ruhunda okudu haşiye. İşte o Mustafa'nın küçük kardeşi olan küçük Ali kendi güzel sıhhatli kalemiyle 700'den ziyade risaleleri yazmakla. 700 tane risale yazmış bak. 700'den fazla risaleleri yazmakla tamamıyla bil fiil Abdurrahman olduğunu ve müteaddit Abdurrahmanları da yetiştirdi. Abdurrahman abi kaç tane yazacağım demişti? 30-40 tane yazacağım demiş değil mi? O haleti yaşadığı üstad hemen ne olmuş? O gelen o anda üstadın bu hakikati anlattıktan sonra evine vardığında kapısından gelen ilmihale ait soru soran o Kuleönlü Mustafa abinin kardeşi Ali 700 risale yazmış. Ne diyor Allah? Fe intevellem diyor. Anladın mı? Sen işini yap diyor. Ben gönderirim diyor. Bu işler benim işim diyor ya. Yani. Anlatabildim mi? Onu geriye çevirmedim. Kabul ettim. Haşiye 2. El hak yalnız kabule değil belki istikbale layık olduğunu gösterdi. Risale-i Nur'un birinci şakirdi Mustafa'nın istikbale liyakatına dair üstadımın hükmünü tasdik eden bir hadise kurban havesinden bir gün evvel üstadımın gezmeye gidecekti. At getirmek üzere beni gönderdiği zaman üstadıma dedim. Sen aşağıya inme ben kapının arkasından örtüp odunluktan çıkacağım. Üstadım hayır dedi. Sen kapıdan çık diyerek aşağıya in. Yasak gizli ya. Çaktığım ana gidip gelmeleri lazım. Ben kapıdan çıktıktan sonra bak odun olayları görüyor musunuz ya? Bir köyde ya adamı köyde rahat bırakmıyorlar ya. Odunluktan gizlice çıkacak yani. Kapıdan çıkmıyor ya. Ya. Sonra yatmış, Üstad Hazretleri gitmiş yukarıya çıktı, sonra yatmış. Bir müddet sonra Kuleönlü Mustafa Hacı Osman'la beraber gelmişler. Üstadım hiç kimseyi kabul etmiyordu ve etmeyecekti. Hususan o vakit iki adam beraber hiç anlamaz geri çevirirdi. Halbuki bu makamda bahsedilen kardeşimiz Kuleönlü Mustafa Hacı Osman'la gelince kapı lisanı haliyle ona demiş ki üstadın seni kabul etmeyecek fakat sana ben kendim açılacağım demiş. Bak ne dedi? Kapıyı ben kilitleyip çıkıp gitmiştim dedi. Doğru mu? Üstad da içeride uyuyup kalmış. Kilitli kapı kim açmış? Üstad da uyuyor. Demek o kapı ona lisanı halle demiş ki üstad seni kabul etmeyecekti. Fakat senin fedakarlığın için sana ben açıyorum kendimi demişti. Ya ne kerametvari şeyler yani bunlar. Diyerek arkasından sürgülenmiş kapı hani sürgü biliyorsunuz değil mi? Hani manevlerle falan kastırmayla falan açılmaz yani. Kırman lazım, sökmen lazım yerine. O sürgülenmiş kapı kendi kendine işte Mustafa'ya açılmış. Demek üstadımın onun hakkında Mustafa istikbale layıktır demişti ya. Üstad ona bir iltifat etmiş gelince. Mustafa istikbale layıktır. Yani gelecekte çok hizmet edecek. İltifatına gösterdiği gibi, istikbal gösterdiği gibi kapı dahi o üstadın sözünü duyduğu için şahit olmuş. Orada da söylediği gibi üstad kapıda duyuyor. Yani her şeyin bir şahsı manesi var ya. Kapı açılıyor. Evet. Bunlar haşiyelerdi. Sonra tebeyyün etti ki açığa çıktı ki Risale-i Nur'un hizmetinde benden sonra hayrül halef olarak bir varis hakiki vazifemi tam yerine getirecek Abdurrahman'ın yerine Cenab-ı Hak Mustafa'yı numune olarak bana göndermiş ki senden bir Abdurrahman aldım. Mukabilinde bu gördüğün Mustafa gibi 30 Abdurrahman o vazifeyi diniyede sana hem talebe hem biraderzade hem evladı manevi hem kardeş hem fedakar arkadaş vereceğim dedi. Evet lillahilhamd 30 Abdurrahman'ı verdi o vakit dedim. Ey ağlayan kalbim madem bu numuneyi gördün bak Allah sana bunu gösterdi. Madem bu numuneyi gördün ve onunla o manevi yaraların en mühimini tedavi etti. Sair bütün seni müteessir eden yaraların da tedavi edeceğine kanaatin gelmeli. Yani Allah senden büyük bir meseleni hallediyorsa ne yapacaksın? Allah isterse her şeyi halleder. De kanaatin gelsin. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zamanında gayet sevdiği evladını veya akrabasını veya eşini dostunu kaybeden kardeşim. Bak değil mi? Kadınsa kocası, kocaysa hanımı, evladı, torunu. Etrafımızda hep böyle insanlar var değil mi? Bak. İşte ey benim gibi ihtiyarlık zamanında gayet sevdi evladını veya akrabasını veya işte hanımını veya beline yüklenmiş ihtiyarın ağır yüküyle beraber firaktan gelen ağır gamları başına yüklenen ihtiyar kardeşler ve ihtiyare hemşireler hanım kardeşlerim. Benim vaziyetimi anladınız ki sizinkinden çok şiddetli. Hangimiz üstad kadar ağır sıkıntı çektik? He? Yani Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam o hadis-i şerif var ya. Eşeddün nasu belâul el-enbiyâi thummel evliyâi thummel emthâlül emthâl. Doğru mu? Yani Allah sevdiği kullarının derecesine göre. Önce peygamberlere ağır şiddetli azaplar verir, sıkıntılar. Sonra evliyalara, sonra insanların derecesine göre. En ağır imtihanı Allah kime yapmıştır bütün insanlar içinde? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Derecesine göre peygamberler, sonra sahabeler, sonra işte bu evliyaların derecelerine göre. Şimdi üstad gibi miyiz? Bir bakın bakalım üstad kadar imtihan mı olduk? Ya imkan var böyle bak. Şimdi üstad hali niye anlattı? Acındırmak için değil. Neyden şikayet ediyorsun ya? Bir evladım vefat etmiş, hanımım vefat etmiş, kocam vefat etmiş. Yani bunun için mi şikayet ediyorsun? Gel bak bakın ben neler yaşamışım. Git bak bakayım Peygamber Aleyhisselatü Vesselam neler yaşamış. Ey benim gibi ihtiyarlık zamanında gayet sevdiği evladını, akrabasını kaybeden veya hanımını veya beline yüklenmiş ihtiyarlığın ağır yüküyle beraber firaktan gelen ağır gamları ve başına yüklenen ihtiyar kardeşler ve ihtiyar hemşireler, benim vaziyetimi anladınız ki sizinkinden çok şiddetliyken madem böyle bir ayeti kerime tedavi etti. Neydi o ayet? Fein tevellav febul hasbiyallah. Ya işte böyle bir ayet beni tedavi etti. Bana şifa verdi. Elbette Kur'an'ın, Kur'an-ı Hakim'in eczahane-i kutsiyesinde umum dertlerinize şifa verecek ilaçlar vardır. Bir ayet nasıl tefsir edilebilir? Ya bir ayet zemine tatbikle nasıl böyle tefsir edilebilir ya? Ha? Ruhumuza girdi değil mi ayet? Ya git evinize gidin. Ayet belli. Tevbe suresi son ayet. Gidin bütün tefsirlere bakın ya. Zihin dünyanızda, kalp dünyanızda, ruh dünyanızda neyinizi değiştirecek? Ya gidin açık çek veriyoruz ya. Ve bundan daha büyük bir tesir uyandırırsa vallahi derse gelmeyin. Gidin o kitabı okuyun. Gerek yok gelmenize. Şundan daha tesirli bir ilaçsa boşuna burada o zaman kaybetmeyin. Tevbe suresi son 3-4 ayetine bakın. Bak ayeti havada anlatmadı havada. Nerede anlattı? Senin şahsi, enfüsi dünyanda nefsine tatbik ederek anlattı. Şimdi bu ayetin neyini anladık? Ayetten bir şey anlamadık da ayetin hayatımızdaki karşılığını, hayatımızdaki sıkıntılarda bu ayetin bize nasıl yardım edeceğini, Allah-u Teala'nın bu ayetle bize nasıl teselli verdiğini, bize nasıl dostluğunu gösterdiğini anlamış olduk. Ben anladım en azından. Elhamdülillah. Çok şükür. Eğer iman ile ona müracaat edip ibadetle ilaçları istimal etseniz, iman ile Allah'a müracaat etmek, ibadetle o ilaçları kullanmak. O zaman doktora gidiyoruz. Bu birincisidir tedavinin. İkincisi nedir? İlaçlar. İman doktordur. Birincisidir. İlaçlar da ibadetlerdir. Ya, ibadetle o ilaçları istimal ediniz. Belinizde ve başınızda o ihtiyarlığın ve gamların ağır yükleri gayet hafifleşecektir. Bu mefasın uzun yazılmasının sırrı ise merhum Abdurrahman'a daha ziyade duayı rahmet ettirmek düşüncesidir. Sizi usandırmasın. Hem siz belki de daha ziyade müteellim edecek en acıklı nefret verip ürkütecek en dehşetli yaramı, gayet nuahoş, elim, hoş olmayan hallerimi bir suretle size göstermekten maksadım. Yani amacım size kendimi acındırmak değildi. Ya bak Allah beni nasıl imtihan etti demek değildi. Amacım sıkıntılarımı, kederlerimi size paylaşmak değildi. Neydi peki üstadım? Belki maksadım Kur'an-ı Hakim'in kutsi tiryakı ne derece harikulade bir ilaç ve parlak bir nur olduğunu göstermek içindi. Kendimi anlatmak için enaniyetimden, gururumdan, kibirimden değil. Kur'an-ı Hakim'in bu kutsi tiryakının bir ayetinin ne derece harikulade bir ilaç ve parlak bir nur olduğunu göstermektir. Cenab-ı Hak İşte Kur'an'ın bu hakikatlerini var ya o ayet. Ve nunezzili minel Kur'an ma huve şifaun ve rahmetul lil mu'minin. Budur yani Kur'an kalplere, gönüllere, ruhlara sadırdır, şifadır. Sadırlara şifadır. Böyle okursan ayeti şifadır. İlaçtır. İşte o eczane-i kutsiye-i Kur'aniye'den tiryak ilaçları ibadetle istimal etmek lazım. Cenab-ı Hak da inşallah Kur'an'ın bu hakikatlerinden bizlere ziyadesiyle hissedar eylesin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnet seniyesine ittibada her birimizi ziyadesiyle inşallah hissedar eylesin. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.